Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 20 Kasım 2024 ve piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Yarın önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK kararını takip edeceğiz ve vereceği sinyaller çok önemli. Piyasa Aralık ayında faiz indirimine odaklandı. Kasım ayı enflasyon rakamları da %2'nin altında bekleniyor. Haliyle Merkez Bankası Aralık ayında faiz indirebilir ihtimalini yarın itibariyle duymak istiyor açıkçası, yani bu sinyallerle birlikte bunu takip edeceğiz. Bugün Borsa İstanbul niye geri çekildi? Tamam, dün geri çekildi, sebebi belliydi. Ukrayna Amerikan füzelerini kullandı Rusya'ya karşı. Bugün de İngiliz füzelerini kullandı. Ve ortalıkta biraz daha bir gerginlik oluştu. Putin biraz bir karşılık verdi. Acaba 3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz? Tartışmaları var ama altın, petrol gerekli tepkiyi vermedi. Yani özellikle altın bir savaş fiyatlaması içerisine bürünmüyor. Beni rahat tutan nokta burası. Siz ya da bir başkası bu durumu eleştirir ya da farklı bir noktada değerlendirir, orasını bilemem. Ben özellikle savaş fiyatlamalarına baktığımda ve burada Borsa İstanbul'u alakadar eden bir durum varsa ilk bakacağım grafik altın grafiğidir. Tabii gram altından bahsetmiyorum. Ons altının grafiği, birazdan bakacağız. Ve en önemlisi, bundan sonraki noktalarda psikolojinizin ne kadar sağlam kalacağı da önemli. Trump'ın göreve başlama süresi 20 Ocak. Acaba Trump Biden'la birlikte ortak mı hareket ediyor? Yoksa Trump'ın sessizliği nereye varacak? Burası tartışılır. Ya da 20 Ocak'a kadar Trump'ın başına bir iş gelecek mi? Bu gidişat, çünkü bu gelişmeler biraz da o ihtimalleri gündeme getirebilir ve gündemde de tutabilir ve bunun belirsizliği piyasalarda 20 Ocak'a kadar böyle belli bir bant aralığında hareketi de getirebilir. Bu da bir ihtimal. Yani her ihtimali değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bugün itibariyle biz değerlendirmemizi yapalım. Trump'la devam edelim. Ben Trump'ın yaşamasından yanayım. Bunu daha önce de söyledim. Bir ihtimal, böyle bir risk var. Bu beni temkinli ve tedbirli duruşta her zaman dikkat çekiyor benim açımdan. Sizler de bence temkinli olun. Böyle olası bir durum eğer gerçekleşirse bu hiç iyi olmaz piyasalar adına. Altın, petrol zaten yukarı yönlü sert hareketler. Kripto tarafında yani öyle bir çöküşü hayatımız boyunca belki bir daha göremeyiz. O noktalara dikkat edin. Borsada da şu an için baktığımızda yardımcı araçlarımızda zaten düşenleri kırmıştık. Fiyat grafiğinde de kırmıştık. Fiyat grafiğinde bölgenin altına inebiliriz demiştik. Burada göstergeleri takip edeceğimizi söylemiştik. Yarın itibariyle bir miktar daha aşağı hareket alanımız var. 8900 küsürlere doğru. Şöyle yine kısa vadede destek hattına baktığımızda 8930, 8950 bantları, işte bu banta bir iğne sallayıp faiz kararı belli zaten, aşağı yukarı sabit tutulacak. Piyasa bunda hemfikir ama önümüzdeki Aralık ayına ya da Ocak ayına ilişkin, hatta Aralık ayına ilişkin bir imada bulunur ise faiz indiriminde, o zaman buradan zaten döneceğiz. Şimdi savaş fiyatlaması diyoruz. Borsa İstanbul bunu bahane ederek bu düzeltmeyi sağlıyor. Başta BOFA'nın önderliğinde. BOFA geçtiğimiz hafta Perşembe, Cuma, bu hafta Pazartesi, Salı itibariyle alımlarını boşalttı. Yani sattı. O yüzden bunu da bu şekilde takip edeceğiz. Yüklü alımlar vardı zaten. Hatta ondan önceki haftada da hisse özellerde de belirtmiştim, güçlü alımlar var diye. Şimdi arkadaşlar, ons altına baktığımızda bu gerginlikler sebebiyle yukarı yönlü bir fiyatlama içerisine girmek istiyor ve ilk ihlalini de bugün itibariyle gerçekleştirdi. Şöyle saatlik bazlara geldiğimde daha net bir şekilde inceleyebiliriz. Burayı kırması tabii ki altın için iyi bir işaret. Çünkü gerginlik devam ettiği için burada trendi bozmuş oldu aşağı yönlü kısa vadede. Şimdi şurası bir satıcı grubuydu. Tam anlamıyla aşılmadı. Evet, bir ihlal var. Biraz daha işte yukarıda 2658'leri gösteriyor bu bant. Yukarıda şurası var. Burası önemli bir direnç. Neden? Daha önce destek görevi yapıyordu. Aslında en önemli rakam burası. Burayı aşması gerekiyor. Ve dördüncü yuvarlak içine aldığım mavi bölgede direnç görevi yaptı. Yine şurada bir direnç görevini görecek. Kısa vadede burası bir alıcıydı. Şu çarpı attığım bölgede şöyle yapalım. Burada direnç görevine geldi. Şu anda bu direnci güçlü bir hareketle aşağıdan kırmak istiyor. Ama yukarıda
bir beklenti oluştuğunu belirtelim. 2700'de. Gram tarafında ne oluyor? Gramda da 2930-2940'lar karşımıza çıkacak demiştik. Burada da bu bölgenin üzerindeyiz. Direnç görevini yaptı ve bölgenin üzerindeyiz. Kısa vadede buradaki destek oluştu. Yani direnç desteğe döndü. O yüzden burayı yeşile çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi artık burada bir alıcı grubu var. Aşağı yönlü geri çekilmelerde burayı stop kabul edebiliriz artık. Burada da yukarıda kısa vadedeki hedef seviyesi 2.993.000 psikolojik sınırını grafik bize işaret ediyor. Yalnız şunu unutmayacağız. Tabii altın yeni bir belirsizliği fiyatlamak istiyor gibi görünüyor ama işte bir dünya savaşı, yeniden bir bölgesel savaşı, işte Balkanlarda Avrupa'yı tehdit eden bir hareket gibi şu an için altın bunu görmüyor. Çünkü agresif sert fiyatlamalar görmedik henüz. Size agresif gelebilir bu. Trump'ın seçimi güçlü bir şekilde ve sorunsuz kazanmasıyla birlikte ve Trump'ın seçimi kazanmasının ardından güçlü dolar beklentileriyle, çünkü dolar endeksi 120, yüksek enflasyon, yüksek faiz getirileriyle dolar endeksinde 120 seviyeleri beklenti hedef haline geldiği için bu kadar sert geri çekildik. Şimdi de Biden yönetiminin tersi hareketleriyle, daha Trump'ın göreve bir başlama süreci var. O yüzden çalkantılı bir süreçteyiz. Yani belirsizlik bir tık daha ön plana çıktı. Evet, Trump seçimi kazandı. Bu en büyük belirsizlikti. Bu ortadan kayboldu ama şu anda Trump'ın işini zorlaştırmak adına ve Trump'ın başına bir iş gelir mi gelmez mi? Yani az çok bu da tabii piyasalar tarafınca illaki tetikte beklenen bir durumdur diye bekliyorum. Yani 20 Ocak'a kadar bu dalgalanmalar devam edecek. 20 Ocak itibariyle zaten bu belirsizlik tam anlamıyla kesinlikle ortadan kalkacak. Eğer Trump ölmez ise. Durum bu. Şimdi bununla birlikte tabii altına henüz tam anlamıyla şu anda bu gerginliklerle birlikte bir güvenli liman talebi gelmediğini de görüyoruz. Bu hem Türk yatırımcılar olsun hem dünya genelindeki bütün yatırımcılar olsun ons altının grafiğine bakıldığında bu şekilde. Gözler acaba burada güvenli liman talebini kripto varlıklar mı görüyor? Evet. Şu anda kripto varlıklar ve ABD tahvil faizleri, yani dolar varlıkları güvenli limanın ilk adresi olarak karşımızda duruyor. Bu Bitcoin'in baskınlık grafiği arkadaşlar. Bitcoin dominansının grafiği. Ben bunu size bir yıl öncesinden işaretleyip çizmiştim. Grafiği önümüzdeki ilerleyen bir yıl içerisinde ve 2024'ün son çeyreği itibariyle bu şekilde takip edeceğiz demiştim. Tam da böyle oldu. Şimdi ilk direncimiz neresi? 63 bölgesi dominansta. Bugün 61 seviyesindeyiz. 63 bir direnç noktası. Bunu unutmayalım. Bakın şurada zaten görüyorsunuz. Yukarıdaki ana direnç 70 küsürler. Kabaca 70'li bantlar. 70'e dikkat edeceğiz. Burası aşılabilecek bir alan gibi durmuyor ilk etapta. Zaten olur da aşılır ise altcoin'lerde çok ciddi derecede sarsıntılar ve Bitcoin'de de çok agresif sert yükselişler olabilir. Şu anda burada bir 100 bin dolar Bitcoin'de tartışması var. Tabii burada bir FOMO etkisi de gündemde. İşte ben trendi kaçırmayayım havasıyla yapışan yapışıyor. Trene nereden binersem kar hesabı yapılıyor. Aman dikkat! Önemli sert yukarı yönlü ataklarda bu gibi enstrümanlarda sık sık kar realizesi yaparak en azından ana parayı çekmek en doğrusu olacaktır. Çünkü bunun gerisinde üzüleceğiniz işlere bulaşmayın. Bu da Total 2'nin grafiği. Total 3'e de siz bakabilirsiniz, sorun değil ama ben ana referans olarak Total 2'yi takip ediyorum altcoin'ler için. Burada da direnç bölgesine geldik. 1.24 seviyesi. 1 trilyon 240 milyar dolar seviyesi yani. Gördüğünüz gibi direnç işliyor. Bölgenin üzeri boşluk. Yani burada ana rally'yi zaten burada göreceğiz. Şu an bir üçgen hareketinin dışına çıktık. İlk direncimize geldik. Burada da bunu takip ediyoruz. Bölgenin üzerinde yani 1.28, siz buraya 1.30 deyin. Bölgenin üzerinde hareket sertleşecek. Kanalımızın katıl butonunda kripto özel analizi yaptık tüm katıl butonu üyelerimize. Orada zaten ayrıntılar vermiştim. Burada da bugün böyle üstü kapalı bir şekilde herkesin anlayabileceği basit bir dille ifade etmek istedim. Yanlış anlaşılmasın. Durumlar böyle. Borsada ben çok rahat davranıyorum. Rahat davranmamın sebebi de zaten biliyorsunuz. Bir savaş fiyatlaması değil bu. Sadece BOFA'ya iç piyasada müdahale edilememesi olayın.
Çünkü işlem hacmi yönünde de çok ciddi derecede endekse katkı veriyor. Bugün BOFA'nın örneğin Türkiye piyasalarından çekildiğini farz edelim. Borsanın vay haline o zaman. Bir de böyle bir durum var tabii. Sakinliğimizi koruyacağız. Artık bundan sonra beklentilerle birlikte yukarı gideceğiz. Zaten herkes riskini aldı. Almak isteyen yine bu fırsatları da illaki değerlendiriyordur. Faizde kalmak isteyen yılbaşı en geç Şubat'a kadar orada biraz daha şansını zorlayabilir. Ben faizden en son noktaya kadar duracağım diyenler var ise o taraf onlar için mantıklı ama pozisyon avantajı tabii bu noktalarda kaçacak. Hisse özellerde yapmış olduğumuz analizlerde de bu endeksin işte günlükteki bu kırılımını ve buralara tekrardan onaya gelme isteklerini anlatmıştım ben size. Burada düzeltmelere dikkat edelim dedik. Olur da işte 10 binleri zorlar o zaman mı bir düzeltme olur dedik. Hayır. Bu Rusya-Ukrayna gerginliğiyle birlikte şimdi alıyoruz onayı. Biraz daha erkene çekildi tarih gördüğümüz kadarıyla. Bunu da zaten kanalımızın topluluk bölümündeki bu videolarda, bu linklerde görebilirsiniz. Yani sürpriz bir durum yok bizim açımızdan. O yüzden buradaki analizler çöp değil. Bunu ben burayı işte sizlere pazarlıyorum gibisinden düşünmeyin. Düşünebilirsiniz. Problem değil. Az çok beni tanıyorsunuz. Ben her zaman yaptığım analizin arkasındayım ki zaten tavsiye niteliği olmadığını da eğitim amaçlı olduğunu da her zaman söylüyorum. Ama yine yanılmayan tarafta olacağız. Çünkü piyasada bir savaş fiyatlaması yok. Petrole de baktığımızda öyle işte 80-90 doların üzerinde bir hareketle sergilemiyor. Tekrardan Brent petrolün varil fiyatına da bugün itibariyle baktığımızda hatta bugün aşağı yönlü hareket sergilemiş 74 dolardan. Yani dünkü seviyeleriyle hemen hemen aynı boyutta. Yine şöyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerine geldiğimizde altındaki yükselişin sebebi bu gerginlik değil aslında. 4,5 seviyesinden 4,40'lara hatta 4,30'lara kadar ufak bir düzeltme yapan ABD tahvil faizi getirilerinde 10 yıllıkların etkisi. Yani o yüzden bir savaş fiyatlaması yok. Bir öyle heyecana kapılıp işte Putin nükleeri Avrupa'ya sallayacak, ortaya bu darmadağın edecek, savaş başlayacak gibisinden düşünmeyin. Aksine dolar endeksi sınırı zorlamaya başladı. 107,36. Siz buraya 108 deyin hadi en geç. Bu bölgenin üzerinde zaten 120'leri tırmalıya tırmalıya gider. Ve zaten altının buralarda güvenli liman talebi görme gibi durum söz konusu olamaz. Bir yandan Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlayacak olması kripto tarafını güvenli liman olarak gösteriyor. Şimdi bir de burada baktığınızda ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi güçlü dolar altını ezmek için yeter. Savaş fiyatlaması da yok. O zaman altın tarafına dikkat edeceğiz. Borsalar yine kendi hikayesiyle, kendi iç hikayeleriyle birlikte bu taraflarda yukarı toparlanacak ama kripto tarafında yine ekstra dikkatli olunması bence çok çok önemli. Çok güven teşkil eden bir durum yok. Çünkü şu anda trene nereden binersem kar hesabıyla tartışılan bölgelere geldik. Yani FOMA etkisi işte burası. Bakın bu analizler çok önemli, bu söylemler çok önemli. Bu adam bizi zamanında bugünlerde uyarmıştı. Bundan öncesinde uyardı. Hatta bir yıl öncesinden tarih vererek bizi uyardı ama bizim kafa para hırsıyla birlikte anlamadı bunu dersiniz. Umarım böyle bir şey olmaz sizler adına. Çünkü ben hepinizi çok seviyorum biliyorsunuz. Sizleri tanımasam da görmesem de en azından aramızda buradan bir iletişim var. 6 yıldır hatta 7 yıldır bu iletişimi devam ettiriyoruz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Çok fazla paranızı riske atmaya değmez. Çok riskli varlıklarda. Artık para biraz daha borsa gibi riskli varlıklara akacak. Şu an tamamıyla ABD yönetimi ikiye bölünmüş gibi görünüyor. Ve burada da kendi iç meseleleriyle birlikte piyasaları tahrik ediyorlar. Olay bu. Yoksa yarın bizim Merkez Bankamızdan piyasayı ters köşe yapacak bir beklentim kesinlikle yok. Ha, olabilir mi? Evet bir ihtimal olabilir ama piyasa artık tamamen kırıldı. Piyasada yaprak kımıldamıyor. Bu olması gereken buydu. Ben bu durumdan memnunum. En azından enflasyonla mücadele kapsamında ve faiz indirimlerinin önünün açılması anlamında bu şarttı. Buna biraz geç geldik. İşte okulların açılması, okullar açıldıktan sonraki Ekim ayında da piyasa biraz daha gerilmişti. Harcamalar artınca enflasyonist baskı da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ama bu yenildi gibi duruyor.
Kasım ayı itibariyle. Aralık tabii biraz daha zor geçecek. Ha, faiz indiriminde tabii öyle aşırı sert bir düşüş faiz indirimi beklemeyin. Yani çok ucuz kredilere bir anda ulaşacağız hesabını da yapmayın. Bu sizin için hayal kırıklığı veya yanlış bir yatırım planı olacaktır. Bu detayda yine kulağımıza küpü olsun. Yine verimli bir analiz olduğunu düşünerek bugünkü analizimizi bitiriyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Anlattığım tüm analizler, tüm söylemler tamamen kişisel bir öngörüdür. Yanlış anlaşılmasın ve tavsiye niteliği olarak da algılanmasın. Videolarımızı destek amaçlı beğenirsek gayet memnun oluruz ve sizler adına daha verimli videoları paylaşabilirim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.